Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarına başlıyorum. Öncelikle menemen yapacağım. Bunun için 5 kilo domates, 1 kilo sivri biber kullanacağım. Daha sonra domatesli yağlı biber turşusu tarifi de paylaşacağım size. Ve sonrasında da kapya biber, yağlı kapya biber turşusu yapacağım. Öncelikle menemeni yapmakla tarifimize başlayalım. Domates ve biberi güzelce yıkadım sirkeli suda. Şimdi biberleri doğramayla başlıyorum. Çok fazla büyük doğramayın. İçinde çok fazla biber görüntüsü güzel olmadığı için ben fazla büyük doğramıyorum. Şu boyut yeterli. Biberleri doğradım. Dediğim gibi 1 kilo biber. Şimdi ocağa alacağım. 1,5 çay bardağı sıvı yağ koyacağım. Çok fazla sıvı yağ koymayın. Zaten menemeni pişirirken de yağ koyacağımız için çok fazla yağ gerek yok. 1,5 çay bardağı yeterli. Biberlerim olurken de ben domatesleri hazırlayacağım. O aşamada da görüşürüz. Domateslerimi de soyuyorum ben menemen yaparken mutlaka. Bu arada sıcak su dökerek soymuyorum. Ben öyle sevmiyorum çünkü böyle haşlanır gibi olması hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle soyarak yapıyorum. Ayrıca ben rendelemiyorum da. Rendeleyip yapınca da menemen çok hoşuma gitmiyor. O yüzden minik minik küp küp doğrayacağım. Beş kilo domatesi soymak kolay değil. Ama sağ olsun bir yardımcım var siz görmeseniz de. O da bana yardım ettiği için kolaylıkla soymuş oluyoruz. Kış hazırlıkları yaparken böyle yardımlaşarak yapmak çok daha hem eğlenceli oluyor hem çabuk yapıyorsunuz. Domateslerimizi de soyduk, hazır. Şimdi doğrama kısmına geçiyorum. Fazla büyük yapmayın. Şöyle küp küp. Rendelediğimiz zaman çok suyunu salıyor. O yüzden menemen pişirdiğimiz zaman da böyle çamurumsu bir kıvam benim hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden her sene böyle yapıyorum ben. Domatesleri de doğradım. Hazır. Şimdi biberin sotelenmesini bekliyorum. Daha sonra domateslerini ekleyeceğim. Bu arada ben tuzla koymuyorum. Tuz koyduğunuz zaman domatesi eritiyor. O yüzden tuz koymuyorum yapım aşamasında. Daha sonra menemeni yaparken tuzunu ekliyorum. İsteğe bağlı koyabilirsiniz ama benim tavsiyem tuz kullanmayın. Biberler gördüğünüz gibi sotelendi. Bu yeterli. Şimdi domateslerini ekleyeceğim. Domatesleri de ekledim. Şimdi bir güzel karıştırıyorum. Dediğim gibi tuz falan kullanmıyorum. Sadece yağ, biber ve domates.
kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Rengi çok güzel bu arada. Domatesler düzelmiş. Melemenim hazır. Kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynattım. Çok fazla da eritmeyin. Pişireceğiniz zaman da çünkü biraz eriyecek. O yüzden çok fazla eritmeyin. Bu kıvam yeterli. Şimdi şişelere alacağım. Kapakları da kaynattım. Hemen sıcağıyla şöyle iki geri, bir ileri yöntemiyle kapatıyorum. Bu aşamada dikkatli olun, elinizi yakmayın. İki geri ve ileri. Hepsini kavanozladık gördüğünüz gibi. Şimdi bunları ters çevireceğim. Sabaha kadar ters bir şekilde duracak. Sabah olduğunda çevirip bakacağım akıtıyor mu diye kontrol edeceğim. Eğer akıtmıyorsa güzel vakumlanmış demektir. Ben genelde buzdolabında muhafaza ediyorum ama siz serin kuru bir yerde de saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ama buzdolabında yeriniz varsa buzdolabında muhafaza ederseniz daha iyi olur. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.